Efendim, merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bu hafta sektörel olarak hisselere bir giriş yapacağız. Yani Amerikan tarafına hisselere bir giriş yapacağız. Tam da zamanı böyle güzel FED'den sonra. Diplerdeyiz yani. O yüzden biraz toplama zamanları da geldi. Şimdi öncelikle sektörel olarak bir giriş yapacağız hisse senetlerine. Amerikan piyasasının komple sektör sektör ETF'leri var ayrı ayrı. O yüzden çok avantajlı oluyor. Yani iyidir. Önce buradan başlamak lazım ETF kısmına. Şimdi ETF ne derseniz bizim yatırım fonlarının döviz bazlı versiyonları. Amerikan borsalarında işlem gören versiyonları. Daha detaylı bilgi istiyorsanız da ilk videoya, serinin ilk videosuna bakabilirsiniz. Orada bayağı detaylı şekilde bir girizgah yapıldı. Tekrarlamamak adına burada bir daha anlatmayacağım yani 7-8 dakikalık bir mevzu çünkü en az hani tanımı tekrarlamayalım, vakit kaybetmeyelim. Bir oraya bakarsanız işi çözersiniz zaten. Diğer arkadaşı takip eden arkadaşlarımız için de hemen videoya başlayalım efendim. Hoş geldiniz, buyursunlar. Şimdi öncelikle bir kere şimdi kafanızda şöyle bir soru oluşacağından %90 eminim, o yüzden onu söyleyeyim. Diyebilirsiniz ki ya sektör sektör niye ayrı ayrı yatırım yapalım? Endeks yukarı gidiyorsa her şey yukarı gidiyor. Endeks aşağı gidiyorsa her şey aşağı gidiyor. Yok. O Amerika'da öyle olmuyor arkadaşlar. Yani bizim BIST'ten alışıksınızdır. Endeks yukarı gittiği zaman her şey birden yukarı gidiyor filan. Yok, burada öyle değil. Yani burada bildiğiniz manada sektörler ayrılma ciddi derecede vardır. Korumalı, yani düşüş zamanında sizi koruyacak olan sektörler vardır. Ne bileyim, zorunlu ihtiyaç sektörü mesela, zorunlu ihtiyaçların olduğu işte müşteri temsilcilerini göreceksiniz şimdi. Müşteri tarafının zorunlu ihtiyaç sektörü mesela böyle kriz durumlarında çok daha dayanıklıdır. Finansal sektör çok daha zayıftır gibi. Yani bu bir cycle'ı var bunun. ETF kursunda anlatmıştım opsiyonlarda. Yani Google'dan bakabilirsiniz döngülerine. Sektörleri. O yüzden yani hani ya ne alakası var işte endeksin kendisini alırım gider veya işte endeks tarafına bağlı her şey değil yani. Endeks aşağı giderken birisi yukarı gidebilir, birisi yukarı giderken diğeri aşağı gidebilir. Bunu örnekle size göstermek için şöyle 3 tane sektörü koydum. Bir tanesi enerji sektörü, bir tanesi utilities yani işte su, elektrik, doğalgaz gibi böyle kamu araçlarının sektörü. Ondan sonra bir tanesi de teknoloji sektörü. Mesela üçünün son dönemdeki performansına bakarsanız mesela işte teknoloji tarafı gördüğünüz gibi %17.85 yapmış aşağı eksi. Ondan sonra işte utilities mesela işte zorunlu ihtiyaçlar yani su, elektrik gibi bu 2.5 yapmış, sabit kalmış mesela. Enerji sektörü %61 yapmış. Yani aradaki uçurumu görebiliyor musunuz mesela? O yüzden hani her sektör aynı değil. Hepsini ayrı ayrı takip etmek gerekiyor. Ayrıca ilaveten de şunu da ekleyeyim videonun daha başındayken. Madem mevzudan bahsettik. Şurada hani Google'dan bir kolay arama yaparsanız sektörler arası korelasyon. Korelasyon iki malın, iki ürünün birbiriyle ne kadar benzer hareket yaptığının oranıdır. Bir tam korelasyon var demektir. Yani birebir hareket ediyor demektir. Sıfıra yaklaştıkça da ters korelasyon var demektir. Yani bir ürün %1 yapıyorsa o %1 aşağı gidiyordur. İşte %1 düşüyorsa o yukarı gidiyordur. Yani ters işliyordur onunla diye. Burada bütün sektörler arasında, şunu durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bütün sektörler arasındaki korelasyon ilişkisini görebilirsiniz. Mesela işte teknolojiyle utilities'de olduğu gibi mesela 0.47 bir korelasyon var sadece. Ama ve lakin mesela nerede şey finans mesela? Mesela finansın gördüğünüz gibi S&P'nin kendisiyle %0.93 bir korelasyonu var. Yani çok yüksek korelasyonu var. Hani endeks ne yapıyorsa finans da onu yapıyor gibi. Yani bunları da takip edebilirsiniz. Ayrıca mesela burada bir trade şekli daha vardır. İkili trade'dir mesela. Yani bir sektörün yükseliyorsa öbürünün düşeceğini tahmin edebilirsiniz. Ona göre mesela yükselen tarafta pozisyon alma şansınız da var. Yani bu tamamen çok ayrı büyük bir mevzu. Bu videonun konusu değil. Ama bunların hepsi araştırmaya açık. Yani bir Google'larsanız bununla ilgili çok fazla trade şekli bulabilirsiniz.
Şimdi mevzuya başlayacak olursak efendim, ilk sektörümüz teknoloji tabii, en popülerlerden bir tanesi teknoloji sektörünün. Bu da Teknoloji Select Sector, Spider'ın fonlarını inceleyeceğiz. Spider'ın fonları en büyükleri, en likit olanları da ayrıca. Bunun efendim XLK, bunun elinde teknoloji hisseleri var. Şimdi yine Holdings kısmından bakarsanız, Microsoft ve Apple ağırlıklı olduğunu görebilirsiniz şu an, ki en iyi bu değişiyor yani, yönetiyorlar bunu. Ondan sonra şu an iyi yani. İşte Visa'sı, Mastercard'ı, Nvidia'sı, ondan sonra Adobe, Avgo'su, Cisco'su vesaire, hepsinden burada gördüğünüz gibi elinde barındırıyor. Yani teker teker hisse seçeceğinize komple teknoloji sektörüne yatırım yapabilirsiniz mesela. Bu bir avantaj. Yani ve aktif yönetildiği için kendi hisselerini de aralarında değiştirecekler. Tavsiye olunur eğer teknoloji tarafına yatırım yapacaksanız. Şimdi konuyu anladığımız için daha hızlı gitmeye çalışacağım. İkincisi de tabii yine en popülerlerden bir tanesi finans sektörü efendim. Financial Select Sector Spider Fund. Bu da XLF. XLF. Bu da finans sektörüne yatırım yapıyor. İşte bankalar, kredi şirketleri. Gördüğünüz gibi burada mesela Berkshire Hathaway, bizim Warren Buffett amcamızın fonu en başta var. Elinde 14.75. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, S&P Global, Goldman, şeytanın yeryüzündeki kulu ve elçisi. Ondan sonra American Express, Charles Schwab, Citigroup, BlackRock gibi devlerin, finans devlerinin hepsini elinde tutan bir fon. Bunlar finans sektörü, mesela piyasalar düzeleceğini düşünüyorsanız ilk finans sektörü düzelir. Mesela o zaman işte finansı kullanabilirsiniz, teknolojiyi kullanabilirsiniz. Mesela işte piyasanın düşeceğini düşünüyorsanız daha defansif olarak işte zorunlu ihtiyaç gibi şeyleri kullanabilirsiniz mesela. Yani bunlar sektör olarak böyle tık 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 tık, hani böyle teker teker hisseleri seçip de işte %0 bilmem kaç bundan alayım, şundan alayım diye uğraşacağınıza mesela direkt yani ETF'lerini almak çok çok daha avantajlı. Ben öyle yapıyorum yani. Sektörümü seçtiğim zaman tak 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 diye bunlardan koyuyorum. Hem girişi hem çıkışı kolay oluyor. Bir de sürprizlerle uğraşmıyorsun. Çünkü earnings 3 ayda bir direkt bilanço dönemi olduğu için, mesela işte seçtiğiniz şirketin bilançosu kötü gelirse ciddi etkileyebilir. Ama burada hepsine birden dağıldığı için daha arada yedirebiliyorsunuz efendim. Healthcare Select Sector Spider Fund, bu da efendim sağlık sektörü üzerine yatırım yapıyor. XLV, bu da sağlık sektörü ETF'i. Johnson & Johnson'dan United Health'e, Pfizer'den Eli Lilly, bilmiyorum. Ben şu LL'yi kodundan tanıdım firmanın. Yani öyle. Ondan sonra yani varmış efendim, bilmiyorum çoğunu. Ondan sonra yani sağlık sektörü şeyleri işte hepsinden içinde mevcut. Diğer fonumuz yine çok popüler fonlardan bir tanesi enerji sektörü fonu. Energy Select Sector Spider Fund, XLE. Bu da efendim enerji sektörüne yatırım yapıyor. Enerji sektörünün içinde ne varsa yani. İşte bu halka satılan ısıtıcı, ısınmak için kullandıkları o işte doğalgazdan, petrolden vesaireden veya işte o dedikleri yağdan tutun da ondan sonra işte petrol şirketlerine kadar hepsi yani enerjiyle ilgili aklınıza ne geliyorsa içinde var. Exxon Mobil'dan işte Chevron, EOG, ondan sonra işte ConocoPhillips'ten Schlumberger. Bunu bilmiyorum. SLB hatırlamadım. Ondan sonra yani devlerin hepsi, Devon'a kadar hepsi var firmanın elinde efendim. Pioneer Natural Resources. Mesela işte doğal kaynaklar gibi, petrolyumdan ziyade doğal kaynaklar gibi. Yani bütün şirketler, şurada bir doğal kaynak şirketi mesela EOG Resources. Ondan sonra yani bunların elinde komple hepsi oluyor. Enerji tarafına yatırım yapmak istiyorsanız efendim. Bir diğer fonumuz Endüstri, Industrial Select Sector Spider Fund, bu da XLI. Bu da efendim endüstri sektörüne yatırım yapıyor adı üstünde. Endüstri tarafında ne var derseniz, vallahi her şey var ya.
Yani Raytheon, United Pacific, ondan sonra United Parcel Services, Caterpillar, bizim de bildiklerimiz işte Boeing'inden 3M, ondan sonra işte Waste Management, atık işleme şeyleri, şirketlerinden bilmem ne, yani Deere & Company, endüstri bazında aklınıza ne geliyorsa üretim yapan fabrika tarzındaki şirketlerin tamamına parayı dağıtıyor ve bayağı da bir şirket tutuyor içinde yani. O yüzden onlara da bakabilirsiniz. Ebatları da burada yazıyor. Efendim yüzdeliklerini de buralarda Holdings kısmında görebilirsiniz. Performanslarına vesairelerine bakmak istiyorsanız da hepsi burada mevcut. İşte teknik durumuna, real time ratinglerine, onlar ne düşünüyor. Ha, burada sizde şeyde kitli. Ondan sonra işte dividend kısmı, holdings kısmı, expense ratio'su. Yani bunlara meraklı olan arkadaşlarınız varsa burada tüm bilgileri var. Ama benim için önemli olan şu içindeki kısımlar, ağırlıklar ve o sektöre yatırım yapmak isteyip istemediğim efendim. Bu da retail. Spider'ın S&P Retail ETF'i. Retail ne derseniz XRT bu arada. XRT. Retail parakende efendim. Bizim bildiğiniz parakende sektörümüz yani. Parakende sektörünün içinde neler olabilir derseniz. Vallahi her şey olabilir. Bakın meşhur GameStop'tan Murphy USA'ya kadar çok fazla çeşit var. Çünkü her şeyden ufak ufak tutuyorlar içinde. İşte AutoZone, Ultra Beauty, Nordstrom mesela. Ondan sonra işte ne bileyim Calares, AutoZone, Academic Sports and Indoors mesela vesaire vesaire. Yani şeylerin hepsi burada var. Yani perakende sektörü gibi düşünün. Perakende işte daha ağırlıklı kıyafet, mıyafet falan filan şeyler olur. Ne bileyim işte perakende aklınıza ne geliyorsa bu sektörün içinde var. Mesela kriz anlarında falan defansif şeylerdir bunlar, retail. Yani insanlar illaki alışveriş yapacaklar mesela. Veya işte piyasaların çok iyi olduğu zamanlarda da bunlar da iyi performans olur. Neden? Çünkü insanlar daha çok para harcarlar. İşte para düşmeye başlarsa consumer index mesela CPI gibi bunlar daha biraz daha düşmeye başlar. Çünkü insanlar daha az para harcıyordur. Ama mesela bir finans sektörü gibi tepki vermez. Yani krizleri anlatabiliyor muyum? Yani o mantığı da arada çaktırmadan yedirmeye çalışıyorum size. Efendim XLC Communication Services Select Sector Spider Fund, bu da adı üstünde komünikasyon servisleri, iletişim servisleri, işte telefon şirketleri vesaireler gibi. Mesela işte bunun içine tabii Facebook falan da giriyor bu sefer yani. O da iletişimden sayıldığı için. İşte Facebook, Google, ondan sonra Comcast Corporation, Verizon, T-Mobile, ondan sonra Walt Disney'i niye koymuşlar lan? Ha şey herhalde bu Disney Plus'tan dolayı olabilir. Ondan sonra işte Twitter, Netflix, Match Group, EA, Electronic Arts, işte AT&T gibi, Comcast gibi tüm büyük şirketler, iletişim sektöründe kim varsa onlar da bu platformun içinde efendim. Yani bu tarafa yatırım yapmak isterseniz, çeşitlendirmek isterseniz efendim. Şimdi XLU, sonraki fonumuz XLU, bu da Utilities Sector, Select Sector Spider Fund. Bunda da içinde ne var biliyor musunuz? Bu kamu hizmetleri arkadaşlar. Yani işte elektrik, su, doğalgaz gibi insanların devamlı kullandığı Utilities sektörünün içinde onlar oluyor. Mesela işte Next Era Energy, Duke Energy, Southern Company, ondan sonra işte Sempra Energy. Yani size mesela evinize elektrik veren şirketleri düşünün. İşte ne bileyim susal İSKİ'yi düşünün mesela, işte ne bileyim doğalgaz aldığınız firmanızı düşünün, elektriği işte bilmem ne, yani böyle kamu hizmetlerini size sağlayan firmaları oluşturuyorlar. Amerika'da bunlardan çok fazla çeşit var. Yani suyu bir yerden alabiliyorsun veya başka yerden, veya elektriği bir yerden veya başka yerden, yani bunların çok çeşitleri olduğu için orada bunun bir sektörü var ve ciddi derecede büyük şirketler var içinde. Nüfus da çok da 360 küsür milyon. En son kaç oldu Amerikan nüfusu? Vallahi bilmiyorum ben. Ondan sonra. Ya onun için o bir başlı başına orada büyük bir sektör yani. O yüzden o tarafa da yatırım yapmak istiyorsanız. Mesela bu da defansif sektörlerden bir tanesidir yani. Efendim. Consumer Staples Select Sector Spider Fund XLP. Consumer Staples. Bu ne demek diyeceksiniz. Efendim bu zorunlu ihtiyaçlar, yani yiyecek, içecek, işte ne bileyim barınma,
Ondan sonra yani müşterilerin, halkın, müşterilerin zorunlu ihtiyaçlarının, çünkü bunların iki parça, bir tanesi de birazdan göreceğiniz iki parça bunlar, yani müşteri tam temelli olan, hani para kendi ağırlıklı, ama bu zorunlu ihtiyaçlar, staples, tamam mı? Yani öyle kalsın aklınızda. İşte bunda Procter & Gamble, Coca-Cola, zorunlu ihtiyaçlar Coca-Cola. Ya yiyecek içecek dedim ya, o yiyecek içecek tarafından giriyor. Kola, işte Pepsi, işte Costco marketler, yani Philip Morris. Ondan sonra işte Mondelez International, Walmart, işte Colgate, Estée Lauder, ondan sonra işte Archer Daniels, Kimberly Clark, General Mills gibi 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 gibi. Yani müşterilerin işte marketlerde görebileceğiniz şeyler. Kozmetik ürünleri, kozmetiği de zorunlu ihtiyaçtan sayılması da, bu arada bu da bize dünyanın ne hale geldiği zorunlu ihtiyaç. Yani o da iyiymiş. Buradan da bir linç yiyeyim ben. Zorunlu ihtiyaç kısmında efendim, gördüğünüz gibi. Dünya öyle varsayıyor yani. O yüzden bu da zorunlu ihtiyaçlar sektörü yine defansif sektörlerden, hatta en defansif sektörlerden bir tanesi. Efendim. Diğeri de bunun diğer yanı işte XLY, bu da Consumer Discretionary. Biraz okunuşu gıcıktır bunun. Consumer Discretionary Select Sector Spider Fund. Bu da efendim keyfekeder harcamalar. Yani bunu en güzel böyle çevirebilirim. Yine müşteri tabanlı, ama müşterilerin deminki gibi değil. Ondan sonra keyfekeder. Yani para varken harcayacağı şeyler. Bu da mesela piyasalar iyiken güzel, böyle piyasada para varsa, dönüyorsa mesela, ondan sonra bu sektör güzel para yapar. Niye? Çünkü zorunlu ihtiyaç değil ve keyfekeder harcamaların sektörü. Bu işte keyfekederlerden bir tanesi işte en başta Amazon tabii. Yani niye? Çünkü oradan çok fazla şey alıyorlar. Zorunlu şey almak zorunda değil. Ondan sonra oradan işte keyfekeder bir sürü şey alabiliyorlar. İşte bunun içinde Tesla var. Bunun içinde McDonald's var. Enteresan bir şekilde işte Home Depot var, işte Nike, ondan sonra işte Booking, Lobby, Starbucks, Target Corporation, JTJX, bunu bilmiyorum. Ondan sonra işte General Motors var, Ford var, Marriott International mesela, otel falan var içinde, AutoZone var. Yani bu tarz bir şirketlerin barındırıldığı efendim bir ETF. Bu da dediğim gibi piyasalar iyi olduğunda yürür. Son ETF'imiz de XLB. XLB, bu da işte Materials Select Sector Spider Fund. Bu da efendim materyal sektörüne yatırım yapıyor. Materyal ne? Bu piyasalarda, imalatta kullanılan her türlü malzeme sektörü yani. İşte inşaat malzemesi olur, sanayide kullanılan malzeme olur, otomobil sektöründe piyasada kullanılan malzeme olur. Yani her türlü malzemecilik. İşte nalbur da bunun içinde olur. Ne bileyim, oto yedek parçası yapan şirket de bunun içinde olur. Gibi gibi gibi. Yani en büyüklerden biri zaten biliyorsunuz mesela DuPont burada var. İşte Lindt, Sherwin-Williams, Freeport, Air Products, Newmont, Dow, Corteva. Yani var oğlu var. Büyük şirketlerin tamamı zaten burada var. İşte PPG Industries gibi. Albemarle, yani büyük şirketlerin hepsi burada var. Bu şirketler efendim dediğim gibi ya yedek parça üretiyordur, ya malzeme sektöründe işte inşaat malzemesi yapıyordur, yedek parça yapıyordur, uçağı parça yapıyorsa bile yani bu sektörün içinde olur. Onu demek istiyorum. Bu da piyasalar durgunluğa girdiğinde, üretim yavaşladığında aşağı çekilir, üretim hızlandığında yukarı gider. Yani bunların hepsini piyasanın öngörüşünüze göre hangi sektörün iş yapacağını zaten bu ülkeden de biliyorsunuz. Yani işte mesela nasıl marketler durmuyor pandemi bile olsa, o zaman ne yapacaksınız? İşte zorunlu ihtiyaç tarafına geçeceksiniz, atıyorum. Veya işte ne yapıyorsunuz? İşte faizler düşürülüyor, bilmem ne yapılıyor falan. O zaman ne olacak? Para bolluğu olacak veya işte para basımı oluyor vesaire. Ne yapacaksınız? Hemen finans sektörü buradan güzel nemalanır diyeceksiniz. Finansa gireceksiniz. Yani demek istediğimi anlatabiliyor muyum? O yüzden sektörel alokasyon, yani sektörel dağılım her zaman iyidir. Her sektör aynı hareket etmez. Bunu en başta söylediğimi sonda da söylüyorum.
Yani şey beklemeyin. Endeks yukarı gidiyor, her şey aşağı gidiyor veya her şey onunla beraber yukarı gidiyor. Yok öyle bir şey. Sektörel bazlıdır. En azından birisi mesela atıyorum piyasalar çakılıyorsa, birisi %9 çakılırsa, birisi %1 çakılır yani. Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Hani defansif kalırsınız yani. O yüzden beta ayarı için çok iyidir efendim. Peki. Listeyi göstereyim. Şu. Yani ekran görüntüsü almak istiyorsanız hepsini birden. Listemiz bu. Sektörel ETF'lerimiz efendim. Peki bu liste nasıl oluşturuluyor derseniz hemen kısaca göstereyim. Şu kısma TradingView'da şu üst kısma geliyorsunuz. Şurayı tıklayıp yeni liste oluşturur diyorsunuz. Uzattım çünkü kısa kesmeye çalışıyorum ama abi 20 dakikadan önce video yapamıyorum ben ya. Çenem mi düşük, konular mı uzun bilmiyorum. O kadar da kısa kesmeye çalışıyorum. Yeni liste oluştur diyorsunuz. Burada bir isim veriyorsunuz. Kaydet yapıyorsunuz. Daha sonrasında listeniz açılıyor. Şu artı kısmına tıkladığınızda şuraya bahsettiğimiz ETF'leri yazarsanız efendim kodlarını direkt çıkacak şuradaki artıyla pıt 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 diye listenize ekleyebilirsiniz. Bir de bahsettiğimiz platform Türkiye'den alınıp satılabilmesi için rahat. Yani yurt dışında hesabınız olması lazım bunu alabilmek için. Ya da işte bizim Türkiye'deki bu Midas platformunu zaten sorular bu yüzden gelmişti. Bu seriyi bu yüzden yaptık. Hani şimdi artık alım satımı kolay oldu. İnsanlar da dolar bazlı kalmak istiyor falan. Nasıl alırız satarız diye çok soru soruyorlardı bana Midas'la ilgili. O yüzden bunun üzerinden anlatıyorum. Ama siz hangi platformu kullanıyorsanız oradan rahatlıkla alım satım yapabilirsiniz. Peki bu Midas üzerinden göstereyim çoğunluğa uyayım diye nasıl yapıldığını. Önce uygulamayı indiriyorsunuz bunların sitesinden veya işte bizim videonun açıklama kısmına da koyacağım ben. Oradan hemen kolay tek linkle pıt diye telefonunuza indirebilirsiniz. Daha sonrasında ne yapıyorsunuz? Bir takip listesi oluşturuyorsunuz. Aynı şurada yaptığımız gibi programın içinde. Buraya gelin yeni liste oluşturduyun. Ondan sonra listenize bir isim verin. Daha sonrasında da açılacak listenizi burada ekle kısmına basarak ondan sonra ETF'leri ekleyeceksiniz. Sembol kodunu yazın. Şuraya bir yere sembol kodunuzu yazın. Ondan sonra şu bookmark kısmına tıkladığınızda ürün artık hemen listenizde olmuş olacak. Daha sonra buradan detaylarını da takip edebilirsiniz. Hatta Türkçe açıklamalarında arkadaşlar yazmışlar. Sağ olsunlar. Güzel olmuş yani. Ha bu arada şey de var. Onu da söyleyeyim. Yeni koymuşlar. Bu hani sektörler arasındaki şey var ya, şu var ya karşılaştırma mesela. Bu artık Midas içinde de yapılabiliyor. Yani ona bakabilirsiniz. Onun bilgisi geldi bana geçen. Ondan sonra hani karşılaştırmayı da koymuşlar. Güzel bir şey. Mesela iki sektörü karşılaştırayım bakayım. Hani işte enerji sektörü yukarı giderken finans sektörü ne yapıyor mesela diye merak ediyorsanız o ikisini yan yana koyup bakabiliyorsunuz. O güzel. TradingView'da da bunu şöyle yapıyorsunuz. Onu da göstereyim ya. Ben niye göstermiyorum ki onu? Mesela bir ürünü açın. Şuradan çizgi grafiği seçin. Şuradan. Tamam mı? Ondan sonra şurada bak şu artı var ya. Kıyasla veya sembol ekle. Buraya basın. Tamam mı? Şuraya kıyaslamak istediğiniz sembolü yazın. Pıt, ekleyin. Bu kadar. O zaman şu görüntüyü alırsınız. Tamam mı? Yani başka şeylere de öyle bakmak istiyorsanız çok kolay yani. Bunun içinden de yapılabiliyor. Burada almak istediğiniz ETF'i seçin. Ondan sonra şuradan al kısmına basın. Burada size iki seçenek veriyor. Adet veya tutar olarak alabiliyorsunuz. İstersen işte 10 dolarlık alıyorum ben de. İstersen bana 100 tane sar şeklinde yaklaşabiliyorsunuz. Emri gözden geçirin. Emri gözden geçirmeyi unutmayın. Her videoda söylüyorum. Emirlerinizi hangi platformda olursa olsun emri onaylamadan önce muhakkak bakın. İyice bakın kaç para veriyorum, ne kadar veriyorum, ne ödüyorum, ne alıyorum, kaç tane alıyorum. Bakın onayladınız mı? Onayladınız. Şuradan abi direkt kaydırarak işi bitirebiliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun artık bir ETF'iniz var. Efendim yani olay bu kadar basit. Eğer Amerikan saatleri içinde yapmanız lazım. Amerikan borsalarında yani 4.30'dan sonra yaz saatine göre falan değişiyor da bakarsınız ona. Videoyu izlediğiniz zamana göre. Amerikan borsaları açıkken bunları anlık olarak alıp satabiliyorsunuz. Yani bizim yatırım fonu gibi giriş çıkış beklemenize gerek yok. İstediğiniz anda alıp istediğiniz anda hisse senedi gibi satabiliyorsunuz. Oradan bizim borsa yatırım fonlarına benziyor. Efendim, kesemiyorum. Efendim hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Haftaya yeni bir listeyle karşınızda olacağız inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.